Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dosya aktarım protokolü yani FTP'nin sunucularından bir tanesi olan FileZilla'nın Windows Server üzerinden kurulumunu ve bunun client tarafına nasıl çağrıldığını kurmaya çalışacağız. Öncelikle FileZilla ücretsiz ve open source bir yazılım olması sebebiyle tercihlerimiz arasındadır. FileZilla'nın resmi sitesinden server uygulamasını indirip sunucumuza kuruyoruz. Ben daha önceden indirmiştim. Biz videomuzda Windows Server 2012 kullanacağız. Hemen vakit kaybetmeden Next diyerek kurmaya çalışalım. Varsayılan olarak ayarları bırakıyoruz. Kurulumumuz tamamlandı. Öncelikle güvenlik duvarı tarafında ayarlamalar yapmamız lazım. Edit Settings tarafında Passive Mode Settings seçeneğin altında Use Custom Port Range, kendinize göre bir port aralığı veriyoruz. Passive Mode şu demek: FTP bildiğiniz gibi 21 portunu kullanıyor. Ancak sunucuya bağlantı noktasında Passive Mode portlarından faydalanıyor. Kendi sunucu durumunuza göre port aralığı verebilirsiniz. Ben örnek olarak 50.100 port aralığını veriyorum. OK diyorum. Daha sonra Advanced Firewall with Advanced Security diyerek güvenlik duvarını açıyoruz. Bu FTP portları gelen kurallar olduğundan dolayı inbound rules kısmından new rule diyerek bir port açacağız dışarı. Öncelikle FTP'nin kendi portu olan 21 portunu virgül bizim passive mode için kullandığımız 50.100 aralığı portlarını Allow the connection diyerek açıyoruz. İsim olarak FTP açıklamaya FTP server ports diyerek açalım. FTP server kurulumu bu kadar. Şimdi bir kullanıcı tanımlayalım. Daha önceden C diskinin veya sizin server durumuna göre bir alana FTP ile ilgili dosyalar tutacağınız bir klasör açmanız tavsiye ediyorum. Ben C diski altında FTP bir klasör açtım. Burada bir iki tane klasör açalım. Böyle. Site klasörü için FileZilla'dan bir kullanıcı oluşturalım. Üst tarafta kullanıcı seçeneğini seçiyoruz. Kullanıcılar ekranı geldiğinde sağ tarafında Add butonuyla bir kullanıcı adı yazıp OK diyelim. Password'u eğer aktif hale getireceksek seçip bir password verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shared Folders'da da biz bu kullanıcıya hangi dosyaları, hangi klasörü açacağımızı burada belirtiyoruz. Hemen az önce C diskinin altında oluşturduğumuz Site klasörünü hemen ekleyelim. Hemen yanında H diye bir harfin belirdiğini görmüşsünüzdür. Bu H harfi bu kişi için Home Folder varsayılan klasör olduğunu belirtiyor. Örneğin birden fazla klasör paylaşıldığını varsayalım. Bir rastgele bir tane atayalım.
Şu üstteki klasörü eğer biz home folder olarak atamak istiyorsak, klasör seçiliyken set as home 1 butonunu tıkladığım zaman bunun varsayılan klasör olarak ayarlandığını görüyoruz. Hemen tekrar Sait olarak değiştirelim. Diğer klasörü silelim. Klasör seçiliyken hemen sağ tarafında dosya olarak bu kişi bu klasör üzerinde nasıl yetkilere sahip onu belirtebiliriz. Sait kullanıcısı Sait klasöründeki dosyalar üzerinde okuma, yazma, silme ve değiştirme yetkilerine sahiptir diyoruz. Aynı zamanda Sait kişisi bu klasörün içerisinde yeni klasör açabilir, var olan bir klasörü silebilir, klasörleri listeleyebilir ve alt klasörlerle ilgili de aynı yetkilere sahiptir diyoruz. OK dedikten sonra hemen FileZilla client tarafına geçelim. Sunucumuzun IP'sine bakalım. Sunucumuzun IP'si 192.168.174.128. Hemen yazalım. 192.168.174.128. Kullanıcımız Sait. Şifremiz 1-2-3-4-5-6. Connect diyelim. Hemen yan tarafta boş klasör listesi geldi. Sağ tıklayıp New Directory diyelim. Diyelim ki deneme bir klasörü oluşturduk. Deneme bir klasörün içerisine dosyalar atalım. Örnek veriyorum. Elimde şöyle dosyaları seçip deneme klasörünün içerisine atalım. Hemen sunucu tarafına geçelim. Bu arada biz sunucumuzu VMware Workstation sanallaştırma platformunda sanal olarak kullanıyoruz. Sait klasörünün içerisinde deneme bir klasörün geldiğini görüyoruz. Ve içerisinde attığımız dosyalar. Aynı şekilde hemen diğer bir klasör için bir kullanıcı daha oluşturalım. Evet. Mehmet diye bir klasör oluşturmuştuk. Kullanıcı adı da aynı olsun ki karıştırmayalım. Şifresi bu arkadaşın şifresi 654321 654321 olsun. Shared folders hemen C diskin altında FTP Mehmet klasörünü seçelim. Kendi klasörü için bütün yetkileri verelim. Ve OK diyelim. Hemen file tekrar client tarafına geçelim. Kullanıcımız Mehmet olarak değişti. Şifremiz 654321 diyelim. Çalıştıralım. Hemen boş klasör geldi. Bu sefer işlemi tersten yapalım. Şu an serverımızdayız. Mehmet klasörün içerisine gelelim. Bir klasör açalım. Mehmet deneme klasörün içerisine giriyorum. New diyelim. Bir txt dosyası oluşturalım. Ve client tarafına gelelim. Mehmet kullanıcısı. Sağ tıklayıp refresh dediğimiz zaman Mehmet deneme klasörü buraya geldi. File server tarafındaki işlemimiz bu kadar. File server tarafında tabii ki güvenlik olarak da bazı işlemler yapılabilir. Örneğin şöyle bir sunucuya bağlanalım. Sait kullanıcısı için ben bir güvenlik riski gördüğüm IP'den eğer bağlanmasını istemiyorsam örneğin şu IP'nin benim bilgisayardaki IP'yi hemen şey yapayım. Engelliye. Bu bilgisayarımızın IP'sine bakalım. Hemen Workstation
Workstation IP'miz bulmaya çalışalım. 192.168.174'e 1 IP'si. Hemen bir deneyelim. 192.168.174'e 1 IP'si. Diyorum ki Mehmet kullanıcısı bu IP'den bağlanamasın. Deneyelim şimdi tekrar. Gördüğünüz gibi Mehmet kullanıcısı bağlanamadı. Hemen server tarafına gidip tekrar Mehmet için IP filter tarafında yazdım. Engeli kaldırıp OK deyip tekrar FileZilla'nın client tarafında büyük dediğim zaman bağlanmış oluyoruz. Aynı şekilde server tarafında kullanıcıların aşırı yüklenmesini engellemek için speed limits tarafında da download speed limitte kişinin dosyaları indirme ve upload'da da yükleme hız limitlerini burada ayarlayabiliyoruz. File Server kurulumumuz bu kadar. Basit bir kurulum, basit bir program. Ücretsiz olması sebebiyle gönül rahatlığıyla programlarınızı bu sunucu üzerinden kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İleriki zamanlarda özellikle bilgi işlem tarafında yapılan işlemler, yapılan kurulumlar ve gerekli olan bilgilerin paylaşımı noktasında elimden geldiğince YouTube üzerinde gerekse web sitesi üzerinde paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Kolay gelsin.